Tezgaha hoş geldiniz. İlk iki bölümde mutluluğu konu etmiştik. Bugün ise duyguyu konuşacağız. Hoş geldin Ela. Hoş bulduk Ersin. Duygu beni heyecanlandıran bir konu. Duygu nedirle bir giriş yapalım. His nedir, duygu nedir, duyu nedir vesaire, bunlar zaman zaman birbirlerinin yerine de geçen, zaman zaman karışan ama aslında bir ayrım yapabilme, hani bir gayretle bir ayrım yapabilme olanağına sahip olduğumuz kavramlar. Duyu dış dünyada veya bazen iç dünyamızda da olup bitenleri duyu organlarımız aracılığıyla algıladığımız dünyayı beynimizdeki bir takım sistemler, bir takım yapılar vasıtasıyla işlediğimiz, sonra da onları belli tepkilere dönüştürdüğümüz bir süreç duyu. Gelen bu veriyi, bilgiyi işledikten sonra beyin bir takım reaksiyonlar veriyor. Bu doğal tepkilerimizin, tepki havuzumuzun genel adına da aslında duygu havuzu diyebiliriz. Bunun içinde ne var? Bunun içinde fizyolojik reaksiyonlarımız var. Bunun içinde zihinsel, bilişsel reaksiyonlarımız var bu olay karşısında. Bir de davranışsal var. Biraz daha örneklendirsek belki daha iyi olur. Örneğin bugün bu stüdyoya sen geldiğinde, diyelim ki burası karanlık olsaydı, içeride kimsenin olmadığını varsaysaydın, bizler de koltukların arkasına saklanmış bir kocaman grup olsaydık. Sen içeride yalnız olduğun varsayım ile girdiğin bir odada aniden sürpriz diye bir grup insanla karşılaştığında bir reaksiyon verdin, öyle değil mi? Orada hemen bir yorum yapardın ve o yoruma bağlı olarak da bu bilişsel sürece bağlı olarak da bir takım davranışsal reaksiyonların olurdu. Bizim o konuyu değerlendirmemiz, o aldığımız datayı neyle etiketlediğimiz, iyi, kötü, doğru, yanlış, olumlu, olumsuz, hoş, nahoş gibi nasıl sınıflandırdığımız işin içine giriyor ve böylece dünya ile insanla da iletişimimiz gerçekleşiyor esasında. İnsanı bir bilgisayar gibi düşünecek olursak, duyu bir input, yani bir girdi. Duygu ise onun bir tür çıktısı diyebilir miyiz? Girdilerin bir çıktısı diyebilir miyiz duygu için? Evet, fena bir metafor olmaz. Yani bir veri var, bir bilgi var. O bilgiyi biz bir şekilde işliyoruz ve bu işlem sonucunda da bazı sonuçlar elde ediyoruz. Tabii bu sistem çok temel bir sistem ve insana çok hizmet eden bir sistem. Dolayısıyla bu reaksiyonlar da hayati önem taşıyor. Peki bir de ruh hali diye bir şey var. Duyguyla ruh halini birbirinden ayıran şey ne? Yani zaman zaman kendimizi hani bir garip hissederiz. Bunun ne olduğunu ifade de edemeyiz. O bir ruh halidir. Ama hani duygu sanki daha başka bir şeymiş gibi geliyor bana ruh halinden. Aslında iç içe geçiyor bunlar. Hissetmek dedin örneğin. His de bunlardan biri. His, duygu ve ruh hali. Hissi daha çok fiziksel acı hissettim. İşte karıncalanma hissettim. Bir işte panik hissettim gibi biraz daha fizyolojik bir yerden söylüyoruz. Duyguyu ve ruh halini de biraz daha süreyen duyguların bir sonucu gibi yaşıyoruz sanki. Bu aralar ruh halim iyi değil. Üzüntüye bir duygu diye olursak, üzüncü şeylerin ardarda yaşanmış olması örneğin, yani hafif depresif hissetmemiz, mutsuz hissetmemize bir ruh hali etiketi koyabiliriz bence. O zaman his biraz daha gelip geçici, hızlı. Yaşanan bir şeyken, duygu ya da ruh hali kökleri geçmişten bugüne uzanan ya da geleceğe uzanan, daha uzun sürelerde yaşanan şeyler olabilir. Duygular da kısa ve geçici olabilir ama biz duygu deyince işte dediğim başka katmanları da işin içine katmış oluyoruz. His deyince biraz daha fizyolojik katmanda kalıyoruz. Duygu deyince biraz daha işin içine o bilişsel davranışsal reaksiyonlarımız da girmiş oluyor. Ruh halini ben biraz daha yaşamın farklı unsurlarına yayılmış bir şey olarak düşünüyorum. Ben bu aralar ruh halim iyi değil dediğinde, biraz ruh halim depresif dediğinde örneğin, burada kastettiğin şey tek bir duygu değil. İşaret ettiğin şey daha süreklilik arz ediyor. Dolayısıyla ruh hali birden çok duygunun belli bir sıklıkta yaşandığı bir süreci ifade ediyor. Ama duygu bunların içindeki işte kısalı uzunlu sekansları ifade ediyor. Spesifik aslında. Olarak işte mesela işte korku duymak bir şeyden ya da öfke duymak gibi. Duygu bir bilgi midir? Duygu bir bilginin işlenmiş sonuçlarıdır. Bilgi vardır içinde, bir bilgi taşır ama
hem biraz kısıtlı bir bilgi, yani duyu organlarıyla geldiği için, başta kaynak o olduğu için, dış dünyayla ilişkimizde o sınırlılığı da taşır. Yani gözümüz belli bir kapasitede görür, kulaklarımız her şeyi duymaz gibi. Yani orada o duyu organlarının sınırlı kapasitesine biraz mahkumdur. Ve o gelen bilginin de sonra dediğim gibi belli bir reaksiyona dönüşmesi bir süreçtir. Tabii saniyeler içinde gerçekleşen bir süreç. Ve burada aslında belki biraz sinir sistemimizden, işte limbik sistemden de bahsetmek gerekiyor. Bu otonom sinir sistemi dediğimiz bağımsız bir sinir sistemi tarafından yönetiliyor bu süreç. Sen karşına bir şey aniden çıktığı zaman verdiğin o korku reaksiyonunu düşünerek, karar vererek, belli bir telkinle elde etmiyorsun. Şu anda bir tehlike var, korkmayan. Burada kortekse bağlı olaylar var ama buradan senin bilinçli zihninin ürettiği bir bilgi yok. Bu hızlıca gelişen bir otomatik reaksiyon ve bu tamamen bağımsız bir kanaldan işliyor. Savaş ya da kaç, belki de evrimin bize mirası olan bir şey. İki reaksiyon. Hı hı. Bu da yine aslında bilinç üstünde yaşanan bir bilgi değil. Yani savaş ya da kaç aslında bir refleks. Yani bunu bildiğimiz için yapmıyoruz. O an evet, öyle hissediyoruz ve bu şekilde reaksiyon veriyoruz. Aslında o zaman temel olarak bilgi diyemeyiz duyguya. Çünkü bir çocuk öğrenme süreci içerisinde, daha duyguların kavramsal olarak ifade edilmediği bir dönemde bile duygu yaşayabiliyorsa, evet, o bilgi bir şekilde doğuştan ona, yani o genetik mirasla bir şekilde gelmiş olmalı diye düşünüyorum. Bunu biraz açmak ister misin? Duygusal bir bilgi var. Evet. Paul Ekman, bir davranış bilimci, temel duyguları ayırıyor ve bu temel duyguları şöyle tanımlıyor, senin dediğin gibi, yani doğuştan her bebeğin belli bir korku nesnesi karşısında getirdiği korku reaksiyonu yüzündeki ifadesiyle, bedeninde yaşadıklarıyla bizlerinkine benziyor. Yani bu bir öğrenmeyle değil, tamamen bize yüklenmiş bir donanım sayesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla duygunun böyle bir yanı var, yani tartışmasız olarak bize yüklenmiş bir sistem, bizi koruyucu bir sistem. Duygu bir bilgi mi değil mi, bundan tam olarak emin olmamakla birlikte duygu öğrenilebilir mi, öğrenilemez mi? Hem ne? Evet hem hayır desem. Duygu öğrenilebilir mi? Bu duygusal reaksiyonlar, yani anlık tepkiler, bazen çok bir tehdit karşısında hissettiğimiz çok ani korku tepkisi gibi şeyler. Bizim hızlıca o savaş kaç veya don, bunun içinde donmak da var çünkü, karar vermemiz gerektiği bir an vardır. Kaçayım mı, savaşayım mı diye, işte orada da bir donma tepkisi işin içine girer. Bu kısmı bizim kontrolümüzde değil dediğim gibi. Dolayısıyla öğrenilmiş değil. Bize yüklenmiş bir yazılım burası veya donanım diyelim. İçinde donanımın da olduğu bir şey elbette. Fakat içerisindeki o bilişsel taraf, yani dedim ya, hani sen bu odaya girdiğinde bizlerin sürpriziyle karşılaştığında, orada daha önce yaşadığın benzer olaylar ve o olaylara koyduğun etiketler ve yorumlarla ilgili bir bilişsel süreç de çalışıyor, bir zihinsel süreç. İşte o zaman işin içine öğrenme giriyor. Yani bir nefret nesnesi, mesela bir yavru kedi düşünelim. Yavru kedi genel geçer hepimiz için. Sevimli, böyle tatlış, bizi iyi hissettiren, böyle sıcak bir nesnedir. Sevgi besleyebileceğimiz bir şeydir, öyle değil mi? Hı hı. Ama ben yavru kediyi gözümden çekin, bunları görmek istemiyorum, ben nefret ediyorum diyen insanlar tanıdım. Dolayısıyla her uyarana verdiğimiz duygusal yanıt aynı değil. İşte orada kediden korkmak gibi, geçmişte kediyle olumsuz deneyimler yaşamak gibi bir bilişsel süreç de var. Dolayısıyla bu kısım öğreniliyor. Yani biz çocuğumuzla doğduğu andan itibaren bir şeyden nefret etmeyi, bir şeyi sevmeyi hem model vasıtasıyla hem de dikte ederek, telkin ederek öğretip bu duyguyu kazandırabiliriz. Duyguyu böyle kazandırabiliriz, duygularla böyle de baş edebiliriz aslında. Bu hem iyi hem kötü haber bir anlamda. Duyguları bastırmayla duyguları yönetmeyi birbirine karıştırıyoruz. Zannediyoruz ki duygularımızı bastırdığımızda biz duygularımızı yönetiyoruz. Bir Freud'e bir gönderme yapasım var. Temel olarak patolojilerin kökeninde bastırılmış duyguların olduğunu söylüyor Freud. Ve işte hani cinsel arzunun da bunun temelinde olduğunu söylüyor. Daha detayına girmeyeceğim şimdi. Duyguları bastırmadan onları nasıl yönetebiliriz? Duyguları bastırmaya ve yok saymaya kalktığımızda zaten işlerin ters gittiğini hemen anlıyoruz. Öyle değil mi? Hani öfke duygusu geldiğinde onu dişlerimizi sıkarak, ya kendimize zarar verici, o içimize gömme halinin kendimize zarar verdiğini, o keskin sirke küpüne zarar söylemesi zor, o atasözünün de çok güzel ifade ettiği gibi bu böyle bir yere varıyor. Dolayısıyla duyguyu
reddetmek, inkar etmek, yok saymak, pas geçmeye çalışmak işe yaramıyor. Aslında duygu yönetiminin en temel unsurlarından biri duyguyu fark etmek. Duyguyu görmek, tanımak ve onunla yeni bir ilişki kurmayı öğrenmek. Burada dediğim gibi bir sürü teknikler vesaire var ama küçücük bir izleyicilerimize tavsiye niteliğinde de olacaksa eğer, bir saniyede olsa durup o öfke anında şu an çok öfkeliyim, çok kızgınım deyip sadece duyguyu etiketlemek bile onun o şiddetini, hiddetini azaltan, biraz daha sağaltıcı bir katkı sağlıyor. Tamamıyla işe yaramasa bile bence epeyce bir mesafe kazandırıyor bize. Ya, duyguların en temel görevi bizi hayatta tutmak ve bizi motive etmek, harekete geçirmek. Bu motivasyon kaçmayı da sağlasa, savaşmayı da sağlasa. Zaten İngilizce'de emotion kelimesi içinde motion var. Bunu vurguluyorlar. Diyorlar ki bu bir harekete geçirici bir durumdur bizi. Bütün duyguların da böyle bir rolü vardır yaşamımızda. Ela'cığım, şimdi ilişkiler ve duygular demiştin ya, bir de insanın, bireyin kendisiyle kurduğu bir ilişkide söz konusu ve burada insan bazen kendisine de öfkelenebiliyor, tabii, kendisine kızabiliyor, tabii, kendi kendine hayal kırıklığına uğratabiliyor ve bazen mesela kendi canını çok yakabiliyor, kendi kendini cezalandırıyor. Pişmanlık mesela özellikle insanın kendi kendine yaşadığı en derin duygulardan, evet, bir tanesi. Duygulardan. Burada da mesela insan kendiyle kurduğu iletişimde kendine haksızlık yapmamayı öğrenebilir mi? O duyguları yönetmeyi öğrenebilir mi? Öğrenebilir elbette. Biz mindfulness'ta öz şefkat başlığını çok önemsiyoruz. Öz şefkat, kendi kendimize gösterdiğimiz o anne şefkati, yani şefkat deyince ilk akla gelen kavram anneliktir ya, o hatasıyla, kusuruyla, eksiğiyle, çabasıyla onu görebilmek, fark edebilmek ve kabul gösterebilmek. Bununla uğraşmak iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Zaten kendimizle ilişkimiz üzerinden kurmuyor muyuz bütün diğer ilişkilerimizi de? Kendi iç sesimiz bizim dış dünyaya olan aynı zamanda hitabetimizi sağlamıyor mu? Ben buna çok inanıyorum açıkçası. Şöyle bir çıkarımda bulunursam çok iddialı olur mu? İnsan eğer kendisine merhamet ediyorsa diğer varlıklara da merhamet ediyordur. İnsan eğer kendisine saygı duyuyorsa diğer varlıklara da saygı duyuyordur. Kendisini seviyorsa başkalarını sevmek daha kolay oluyordur. Böyle bir çıkarımda bulunsam çok... Bence çok haklı bir çıkarım. Çünkü biz bir kere dünya ile ilişki kurarken dış dünyayla ve ötekiyle kendi iç dünyamızdan referans alıyoruz, öyle değil mi? Kavramlar bizim içimizde ve zihnimizde belli resimler. Mesela sevgi deyince senin zihninde oluşan şeyle benim zihnimde oluşan şey arasında kim bilir, asla ortaya çıkarıp karşılaştıramayacağız. Kim bilir ne kadar çok fark var. Ama konuşurken ikimiz de sevgi diyoruz, işaret ediyoruz. Dolayısıyla diğer tarafa gönderdiğimiz mesajlar, ona o talepler vesaire, bunların hepsi kendi iç dünyamızdan referans alıyor. Çok kıskançsak mesela, kendimizin kıskanmayla ilgili bir meselesi varsa, çok kızgınsak kendimize kızgınlığımızla ilgili bir meselemize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir teşhis tedavi kafasıyla söylediğim bir şey değil. Sadece oral, yani bir insan neye çok takıyorsa orayla ilgili bir içsel meselesi olma ihtimali çok yüksek diye söylüyorum. Şimdi ben yıllardır yazıyorum. Yazarken artık belli bir noktaya geldim ve şöyle bir cümle kurdum. Duygularınla arana mesafe koy. Eğer duygularınla arana mesafe koyarsan yazdığın şeyler daha fazla insan için daha çok şey ifade etmeye başlayacak. Çünkü duygularımla yazdığımda şunu gördüm. O çıkan ürünler daha öznel, daha benim bireysel deneyimlerime dayalı ve evrensel hakikatle bağları biraz daha kopuk. Ama duygularımla arama mesafe koyarak biraz daha duygusuz yazdığımda, duygusuz yazmaktan kastım tabii ki şey değil, hiçbir şey hissetmeden yazıyor olmak değil. Duygularımla arama mesafe koyup yazdığımda daha fazla insan için anlaşılır ürünler verdiğimi fark ettim. Duygularımızla aramıza mesafe koymamız, mantıklı bir insan olmamız bazen bizim işimize yarıyor. Bazen mesela duygularımızla hareket ediyoruz, bazen de mantığımızla hareket ediyoruz. Bunu nasıl ayıracağız? Yani tamamen kendimizi duyguların eline mi bırakmalıyız? Duygularımızı bize geldiği gibi hani topa gelişine mi vurmalıyız? Yoksa mantığımızla mı hareket etmeliyiz? Hani bu hep şeydir ya, böyle işte mantıklı hareket et, duygularınla hareket etme. Yani mutlaka ikisi arasında bir denge vardır. Evet.
onu açıklar mısın bize? Psikolojinin son döneminde duygular yüceltilmeye ve duygu yaşantısı, duyguyu ifade etmek, duyguyu deneyimlemek bir avantaj olarak sunulmaya başladı. Ama bu döneme kadar da daha çok akılın ön plana gelmesi gerektiği, duygunun hor göründüğü bir süreç de var. Yani belki yani şu son modern insan tarihine baktığı zaman şu son bir 5-10 yılın şeyi bu duygu söylemi, duyguların işte yaşanması gerektiği söylemi. Ondan öncesinde hep akıllı insan, işte kendini kontrol eden insan, rasyonel insan, homo economicus, mantık hep daha değerli falan. Fakat burada aslında hem bir şu var, matematiksel bir formül, şurada şu kadar bu olmalı gibi bir şey, eşitlik şeyi sunamayız. Ama bence denge her şeyden önce, yani dengeyi hep galiba bütün konuşmalarımız içinde sıklıkla kullanıyor olacağız bu kavramı. Ben şöyle bir metafor kullanıyorum hep eğitimlerimde de, bazen danışanlarımla söyleşirken de. Bisiklete binmek gibi diyorum hayat. Bu da benim özgün çıkarımım değil. Bu daha çok doğu felsefesinden aldığım bir benzetme. Bisiklette nasıl pedalı çevirdikçe dengede kalırız ve devam ederiz yola. Çevirmeyi bıraktığımızda hep bir tarafa meylederiz. Bazen sağ, bazen sola. Diyelim ki sağ tarafta aşırı duygu hali, aşırı duyguya teslim olma hali var. Diyelim ki sol tarafta da hep akıl ve işte mantık ekseninde her şeyi düşünmek var. Ne o? Bir tarafa biraz fazla yaptığımızda, eğer onun dezavantajlarını görüyorsak, toparlanma kabiliyetini geliştirmeliyiz. Bir de amacımız önemli. Sen yazmak dedin ya, mesela yazmayla senin kurduğun ilişkiye bakmak lazım. Benim için yazma deneyimi seninkinden oldukça farklı. Ben çünkü daha çok denemeler tarzında yazıyorum. Sense daha öyküsel bir taraftan oyun yazarlığı vesaire yapıyorsun. O yüzden o yazma deneyimindeki beklentinin gerçekten daha fazla insana ulaşmak, belli bir mesajı iletmek vesaire ise, o zaman o duyguyla mesafe işine yarayabilir. Ama kimi bir başka yazar da çıkıp şunu diyebilir: ben tamamen duygumu yansıtarak okurumla buluşmak istiyorum. O da son derece kişisel bir yerden galiba. Ela'cığım, Walpole diye bir amca var. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Şey diyor: hayat düşünenler için bir komedi, hissederek yaşayanlar içinse bir trajedidir. Şöyle bir soru geldi aklıma. Hatta yolda buraya gelirken geldi. Şimdi biz medeniyeti düşünerek kurduk. Yani en azından bugün sahip olduğumuz şeyleri düşünen insana borçluyuz. Evet. Ama medeniyetten önce ilk çağlarda bizler hisseden varlıklardık. Sadece hissetmeye devam etseydik, sadece duygularımızla yaşamaya devam etseydik, bu medeniyeti kurabilir miydik? Asla kuramazdık. Kurabilir miydik? Yani aslına bakarsan Harari'yi mutlaka sen de okumuşsundur. Oradan bir alıntı olarak bu bilgiyi vereceğim. Biz 70 bin yıl önce bir bilişsel devrim sayesinde bugünkü insan bilgisine, insan kültürüne ve medeniyetine ulaştık. O bilişsel devriminde esasında iletişim becerilerimiz ve işbirliği yapma kabiliyetlerimizle ilgili bir şey, fark meydana geldi. Ondan önceki insan yine basit aletler kullanabilen ama işte şempanzeden, orangutandan çok çok da farklı, çok çok da üstün bir yerde olamayan bir türdü hala. Dolayısıyla aslında bu bilişsel devrimin özünde bu düşünme ve dil becerisini kullanabiliyor olmamız var. Sadece duygular bizi böyle bir yere getirmez. Duygunun çok temel nosyonunu, misyonunu kabul etmek, yani onu hak ettiği şeyle, değerle taçlandırmak, ama bir yandan da ona tamamen teslim olduğumuzda da işlerin aksayacağını bilmemiz gerekiyor bence. Yani duygusal zeka dediğimiz kavram da aslında bununla çok ilintili. Bazen özellikle metropollerde mağara adamı gibi davranan sadece evet sadece dürtüleriyle hareket eden insanlar görebiliyoruz ve gerçekten şeye hayret ediyor insan. Yani işte uzaya uydular gönderen de bu tür, ama İşte bir hayvan, yani bir hayvanın kafasına kürekle vurup öldüren de aynı türe ait. Ela'cığım, kaç çeşit duygu var? Ersin, duygu konusunda farklı sınıflandırmalar yapılmış ama benim en çok tuttuğum Paul Ekman'ınki daha basit bir sınıflandırma. Ondaki başta da söylemiştim. O temel duygular diye sınıflandırdığı 6 tane duygudan bahsediyor. Mutluluk, üzüntü, şaşkınlık, iğrenme, korku ve öfke. Bunlar diyor,
yeni doğmuş bir bebekte de benzer bir şekilde tezahür eder. Farklı ırklarda, farklı kültürlerde de aynı şekilde gözlenir. Yani bir şeyden tiksindiğinizde yüzünüzün aldığı biçim ortaktır. Mutlu olduğumuzda verdiğimiz fizyolojik reaksiyonlar da ortaktır. Ama sonsuz sayıda duygu var diyebiliriz aslında. Çünkü çok benim gibi içsel, çok kişisel bir deneyim. Ve birbirleri içine geçen, biraz kaygan, biraz böyle o yüzden de tanımak zor. Bazen anında belirip yok oluveren, bazen biraz daha uzun süren, başı sonu belli değil, böyle yanıltıcı tarafları olan bir şey. Aynı zamanda duyularımızla da ilgili olduğu için yani hem dış dünyanın bize getirileri hem duyu organlarımızın algılayabilme kapasitesi yani sınırlılığı da var dolayısıyla. Ve bunun da getirdiği bazı zorluklar var ama yanılma payı olduğu kadar doğal hayatın içinde hayatta kalmakla ilgili de çok önemli bir misyonu var. Peki bir soru da, insan dediğimiz tür 3 zamanlı bir evrende yaşıyor ya. Bir tanesi geçmiş, o geçti gitti. Bir tanesi gelecek, o daha gelmedi henüz. Bir tanesi de şimdi, şu an bulunduğumuz anda yaşadığımız şimdiki zaman. Geçmiş ve gelecek arasında sürekli salınıp duruyoruz. Bu zaman noktaları ile kurduğumuz ilişki, geçmiş ve gelecek ve şimdi ile kurduğumuz ilişki bizim duygularımızı nasıl etkiler ve hani o denge deyip duruyoruz ya. Yani düşünceler ve duygular arasında da bir denge kurmamızı sağlar mı? Buna nasıl bakabiliriz? Bence en güzel şöyle bakarız. Aslında geçmiş dediğimiz şey de, gelecek dediğimiz şey de realitede algılayabildiğimiz bir şey değil, öyle değil mi? Zihin ürünü bu her ikisi de. Hani zihinsel bir düşünce sonucu elde ettiğimiz bir takım görüntülerden, hayallerden ibaret. Geçmişte, gelecekte. Şimdi dediğimiz şey de esasında saliseler içerisinde şu anda ben konuşurken bile cümlemin başı artık bir geçmişi gösteriyor. Dolayısıyla burada geçmişe dair duygularımız veya geleceğe dair duygularımız söz konusu olduğu zaman aslında tamamen fiktif bir şeyden bahsediyoruz. Kurgusal bir şeyden bahsediyoruz. Geçmiş elbette belli kanıtlara dayalı ama o geçmişi de bizim hafızamızın üzerinde de belki konuşuruz ileride. Hafızamızın da bizi çok ciddi oranda yanılttığını söylüyor nörobilimciler. Yani hafıza olayları ve tarihi an ve an moda mod kaydetmiyor. Tamamen aslında kendi yorumlarını katarak kaydediyor deniyor. Dolayısıyla geçmişte de böyle bir kurgusal taraf var. Biz işin içine yorumlarımızın katıldığı bir taraf var. Dolayısıyla bizim buraya bakarken yani buralarda beliren duygularımıza bakarken geçmişte ve gelecekte kurduğunuz ilişkiyi de düşünsel süreçlerinde de gözden geçirmeniz gerekiyor. İyi bir cevap oldu mu? Yani tatminkar bir cevap oldu mu? Şöyle özetlemeye çalışayım. Duygularımızla kurduğumuz iletişimde geçmiş ve gelecek kanaatlerimiz, geçmişe ilişkin düşüncelerimiz ve geleceğe ilişkin düşüncelerimiz şu anki duygulanımımızı etkiliyor. Evet, etkiliyor. Gelecekle ilgili sürekli kaygı duyuyorsak örneğin ne yaparız? Kaygı duygusunu yaşarız öyle değil mi sürekli olarak? Geçmiş, gelecekle ilgili hayallerimiz, öngörülerimiz olumsuzsa bu bize olumsuz duygularla beraber gelir. Ela'cığım yine bir ukalalık yapacağım. Hadi yap. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Sen beni lütfen doğrula. Öğrendiğimiz şeyler, kültürün ya da deneyimlerimizin bize öğrettiği şeyler bizim duygularımızı etkiler mi? Mesela tarihin işte bir döneminde bir yerde hırsızlık yapmanın bir maharet ve bir kıvanç, övünç kaynağı olduğu söyleniyor. Ama hani hırsızlık yapmak başka bir topluluk için çok ayıp bir şey. Öğrendiğimiz şeyler, kültür duygularımızı yönlendirir. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani zaten en başta konuştuğumuz gibi hani dedim ya katman katman bir fizyolojik reaksiyon var. Kültürle gelen öğrenilmiş reaksiyon var. O kısma esas bakmamız gerekiyor. Örneğin şöyle bir resim canlandır gözünün önünde. Bir kadın bir etek giymiş, bir ceket giymiş. Elinde de bir mont çanta var. Nasıl bir duygu hissettirir sana böyle bir kadın? Çok güzel bir duygu hissettirir. Güzel yani. Şık ve işte bir iş kadını havası hissettirir. Öyle değil mi? Başarılı bir kadın. Modern ve şey bir yere işaret eder o senin için. Yani kariyer yapmış bir kadın. Olumsuz bir duygu. İşinde, gücünde. Evet. İşaret etmez. Muhtemelen sigortası var. Batılı, evet. Onu anlıyorum. Acaba maaşı kaç lira falan bir sorular doğabilir. Aynı kadını Afganistan'da bir işte farklı kültürden, farklı dünyadan bir adama gösterdiğimizde o belki de ona bir taşlanacak kadın gözüyle bakar. Orada da bir duygu belirir. Belki nefret eder.
bilmiyorum. Şimdi birazcık tabii çok hipotetik konuşmalar bunlar ama bu gibi kültürel veya öğrenilmiş şeyler var, etiketlemeler var duygularımızı etkileyen. Şimdi o kadar güzel bir yere geldin ki konumumuz kesinlikle değerlerimizi ve konteksti, bağlamı değiştiriyor. Mesela bazı toplumlarda bazı insanlar suçluluk duyguları içerisinde kıvranırken, çünkü sürekli yaşadığı toplum ona eksik, kusurlu hissettiriyorken, bazı toplumlarda insanlar birbirini daha çok takdir ediyor. Birbirinin dış görünüşüne değil de birbirinin içeriğine, zihnine, aklına, yeteneklerine odaklanıyor. Dolayısıyla birbirinin yeteneklerine, aklına odaklanan toplumlardaki insanlar biraz daha mutluyken, kendini daha iyi hissediyorken, takdir mekanizması orada çalıştığı için daha iyi hissediyorken, kendilerine sürekli suçlu hissettirilen, sürekli eksik hissettirilen toplumlarda insanlar haliyle kötü hissederler. Yani duygular manipülasyona ve etkiye çok açıklar. Yani söylediklerine tamamen katılıyorum. Hani bunların üzerine yeni bir şey söylemek yerine bunları toparlayıcı bir yerden bakacak olursak şöyle diyebiliriz. Yani duygularımız kolaylıkla etki edilebilen, ne kadar farkındalığımız yüksek olursa olsun tuzağa düşebileceğimiz yerler. Ve duygusal canlıyız, yani duygularımız tarafından yönetiliyoruz. Motivasyonumuz, harekete geçmemiz dedik ya, hani bütün bunları temelden etkiliyor duygularımız. Bir de şöyle bir şey var. Yani bireysel olarak kendi duygu durumumuz, bizim kendi deneyimlerimiz ve işte kendi hikayemizle gelen bir hani doğal olarak hissettiğimiz şeyler var, bizi ilgilendiren. Bir de dolaylı olarak bize dışarıdan gelen, işte manipülasyonlarla gelen duygu durumumuz var. İşte örneğin bir insan topluluğundan nefret etmek ya da işte bir ırka karşı nefret duymak, bir türü ötekileştirip onun yaşam hakkının elinden alınmasını normal karşılamak ya da başka bir taraftan tüketim alışkanlıklarımızı etkileyen duygusal manipülasyonlar var. İşte koskoca reklam sektörü bu duygularımızı yönetmeye yönelik bir endüstri. Bir taraftan hani siyaset ve politika dünyanın her tarafında. Biraz bunları da konuşalım mı? Tamamen duygularımıza çalışıyorlar. Yani bunu fark etmek için çok ciddi araştırmacı vesaire olmaya gerek yok. Yani günlük hayatımızda markaların sloganlarına bile şöyle kabaca baksak hep mutluluk üzerine, işte iyi yaşam üzerine vesaire mesajları, hiçbirinin şu ürün şöyle kaliteli, böyle sağlam, böyle işinize yarar türünden değil farkındaysan. Yani mutluluk pazarlaması gibi bir yerde. Şey var mesela, daha iyi hisset, en iyisini hak ediyorsun. Bir kargo firması güven taşıdığını söylüyor. Söylüyor. Evet, hep bunlar bizim duygusal alanlarımıza şey yapıyor. Bir tanesi daha fazlasını istememizi söylüyor. Bir tanesi daha iyisini hak ettiğimizi söylüyor. Bir tanesi haz peşinde isek eğer o hazları burada yakalayacağımızı söylüyor falan. Evet. Bir tanesi şey diyor mesela, açken sen değilsin. Duygularımızı manipüle eden bu etkenleri biraz hani açmak ister misin, yoksa başka bir konuya geçelim mi? Ancak gene farkındalıkla ve uyanık olmakla ilgili bir şey söyleyebilirim. Bu tuzaklara dediğin gibi hepimiz düşeriz. Çünkü hepimiz insanız ve bu ortak özellikleri paylaşıyoruz. Birimiz diğerimizden daha üstüne eksik, yüksek değil ama daha farkındaysak daha belki tuzaklara az düşeriz. Yani siyasette de böyle kampanyalar neden şarkılarla, şiirlerle yapılıyor? Politikacılar neden işte hitabetlerinde bu tür böyle şey duygu ağırlıklı şeyleri, niye korku duygusu uyandırarak kendilerine çekmek, daha iyi olduklarını iddia etmek veya yine bir takım duygusal ögeler, işte inanca dair vesaire veya milli duygulara dair övgülerle, pohpohlamalarla vesaireyle yine kendilerine yandaş toplamaya çalışıyorlar. Bunu daha önceki programda da söylemiştik değil mi? Bize kurulan tuzaklar, yani mutluluk vaatleri bunlar aynı zamanda. Bana oy ver, dünyanın günlük güneşlik bir yer olacak mesajı veriyor. İdeolojiler kullanılıyor böylece, yani duygular vasıtasıyla. O zaman yine şöyle özetleyebilir miyim? Eğer duygularımızı biz yönetiyorsak, duygularımızla doğru iletişim kuruyor, duygularımızın kurduğu cümleleri anlıyorsak, farkındalığımız yüksek demektir. Bu tuzaklara daha az düşeriz ve kendi istediğimiz hayatı yaşama noktasında biraz daha başarılı kılabiliriz kendimizi. Evet, çok güzel bir özet oldu. Ben bir tane küçük zen hikayesiyle izninizle kapanışı yapmak isterim. Şimdi öykü şöyle, bu bir Japon masalı. Bir kavgacı samuray zen ustasına gidiyor. Cenneti ve cehennemi anlatır mısın diyor.
Usta birden böyle bir hor gören, yukarıdan bakan bir tavır takınıyor ve diyor ki senin gibi bir eşekle ne uğraşacağım, vaktimi boşa harcayamam, sana ne anlatacağım ben diyor. Onur üzerinden samuray kavgası da zaten hani serde şey var, erkeklik var falan. İşte hemen kılıcını kılından çıkarıyor ve diyor ki şu anda seni öldürebilirim öfkeyle, saldırgan bir halde. Usta diyor ki işte bu cehennemdir. Bu cehennemdir sözüyle beraber bu uyarıyı, bu şeyi fark ediyor, kurguyu fark ediyor ve hemen işte sakinleşiyor, kılıcını kınına geri koyuyor ve diyor ki kusura bakma, şu an kendime geldim ve teşekkür ederim bana bu farkındalığı yaşattığın için. Usta diyor ki işte bu da cennettir. Böylece kapatalım istersen. Çok hoşuma Şahane, giden, etkileyici bir hikayeydi. evet, şahane bir hikaye. Hazreti Ali'nin anekdotunu hatırlattı bu bana. Ordular karşılaşıyorlar. Bir savaşçı çıkıyor karşısına Hazreti Ali'nin. Kılıç düellosu yapılıyor. Rakibini Hazreti Ali deviriyor. Sırt üstü teslim olmuş bir şekilde yatarken Hazreti Ali'nin kılıcı rakibinin boğazında, onu öldürmek üzere. Tam o esnada rakibi düşmanı yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali kılıcını kınına sokuyor. Onu öldürmekten vazgeçiyor. Rakibi düşmanı diyor ki öldürsene beni, neden vazgeçtin beni öldürmekten? Oradaki o erdemli tavır mesela beni çok etkilemişti ben bu hikayeyi dinlediğimde. Diyor ki Hazreti Ali, biraz önce ben seni bir dava uğruna öldürmek üzereydim. Çünkü biz düşmanız. Ama şimdi artık olay kişisel bir şeye dönüştü. Ve bu seni kişisel öfkem uğruna öldürürsem bu bana yakışmaz diyor. Bu hikayeyi de ben eklemiş olayım. Tamam, güzel. Kıssadan hisseler ne? Kıssadan Kıssadan hisselerle kapatmış hisselerle olalım. kapatmış olalım. Harika bir sohbet oldu benim için. Benim Umarım için de sen öyle, her de zamanki gibi. mutlu olmuşsundur. Sığınağın 3. programında Ela ile Duygu'yu konuştuk. Hala sabırla bizi izliyorsanız tezgaha getirilmişsiniz demektir. Önümüzdeki hafta yine aynı konuyla devam edeceğiz. Lütfen insanları bulmak istediğiniz gibi bırakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.